koltuk düzenimizi ayarladık. Selamünaleyküm dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet, yeni bir setup ile karşınızdayım. Güncelleme getirdim. Yeni bir oyuncu monitörü siparişi vermiştim. Bu arada anahtarımızı takalım. Tamam. Girdi anahtar. Kontağı açmaya gerek yok. Araba çalışıyormuş zaten. Evet, ufaktan yola koyulalım. Yaptığım güncellemeleri de anlatayım sizlere. Gerçi onu muhtemelen videonun başına falan koyarım. Bir tanıtım şeyi çektim, onu en başa koyarım muhtemelen. Orada görürsünüz zaten. Evet, Bastia'ya doğru ilerleyeceğiz dostlar. Aracımızda herhangi bir yük yok dostlar. Boş dorse ile yük alacağız inşallah. Bastia'dan bulabilirsek artık. Navigasyonu oraya ayarladım. Evet, ne gibi güncellemeler yaptım? Öncelikle en büyük güncelleme monitör. 32 inç oyuncu monitörü sipariş verdim. Onun dışında yeni bir DAF XF tır maketi koydum Döner torpidoya. kavşakta ilk çıkışı kullanın. Ve diğer yaptığım maketleri de koydum. Otobüslü Şimdiki çıkışı Barsan koyalım. Global Scania tırım. Sonrasında tablet göstergesini tırın kokpit şeyine entegre ettim. Orada kağıttan yaptığım göstergeyi söktüm. Yerine tablet standı oluşturdum. Bunun dışında bir de navigasyon paneli var orada, multimedya. Oraya da Düz telefon ilerleyin. cebi yaptım. Telefonu oraya koydum. Böylelikle gerçekçi bir canlı navigasyon oluşturmuş oldum araca. Güzel oldu bu değişiklikler. Gerçekten özellikle monitör farklı bir hissiyata yürüdü beni. Ekran büyük olunca daha gerçekçilik katıyor. Sürüş hissiyatımı 5'e 10'a katladı diyebilirim. Yerinde valla eziyet çekiyormuşuz. Laptopun ekranı 15 inç falan zaten. O kadar yapmışız, geniş bir kokpit. Küçük ekrana bakıyoruz önümüzde falan. Yani bu açıdan büyük bir monitöre geçmek çok iyi oldu. Daha yola hakimim. Monitörü Monster Notebook'tan aldım dostlar. Modeli de Monster Abra A32 V2 versiyonu. İndirimdeydi. Yanlış hatırlamıyorsam 30 Eylül'e kadar bir indirim var. 7000 liraya falan geldi bana. Normalde 9000'miş fiyatı. 2000 lira indirim yaptıkları için karımız oldu oradan. Şu an için monitörden memnun olduğumu Döner kavşakta söyleyebilirim. ilk çıkışı kullanın. Quad HD 2K bir ekran. Piksel yoğunluğu Şimdiki gayet iyi. çıkışı kullanın. 32 inçlik monitöre göre 2K'nın altı kesinlikle kabul edilebilir değil zaten. En az 2K bir monitör olacak, büyük ekran kullanacaksanız. 2K ve üzeri. Mesela 2K, 4K, 8K yok zaten herhalde. O şekilde yani. Ve A bir panele sahip. Kontrast oranı gayet iyi.
Yollar da güzel gerçekten. İtalya'nın adasındayız. İtalya adasında kuruluyorum. Buraları videolarımda Döner çektim mi daha tavşaklar önce ikinci bilmiyorum çıkışa ama kullanın. çekmediğimi düşünüyorum. O yüzden güzel bir keşif videosu olur. Beraber keşfetmiş videomuza Şimdiki çıkışı kullanın. eklemiş bulunuyoruz. Havada kararıyor. Bastia göründü navigasyonda. Bastia'ya geldik sayılır. Döner kavşakta ilk çıkışı kullanın. Ekran büyük olmasının avantajı böyle oyunun içindeymiş gibi bir hissiyat veriyor. Oyunu adeta yaşıyorum yani. Şimdiki çıkışı kullanın. Çok şükür masanın boyutu da müsaitti. Kurtardı yani, tamı tamına sığdı masaya. Laptopu da görüyorsunuz sağ alt köşede. Kokpitin arkasında yer alıyor. Ona da bir masa oluşturdum oraya. O şekilde görüntüyü monitöre yansıtarak oyun deneyimini yaşıyorum. Şimdiki çıkışı Bu arada kullanın. monitör 180 Hz destekleyen bir monitör. HDMI çıkışını Sağa bağlarsanız dönün. HDMI kablosuyla 144 Hz'e kadar destekliyor. İyi bir DisplayPort'a sefer oldu. bağlarsanız 180 Hz verebiliyor. 1 milisaniye tepki süresi de var. Evet, yük bakalım. Yük piyasasına girelim. Neler var bakalım. Evet. Taze balık 18 ton. Bura uzak kalıyor. Şöyle bir yan şeye kayalım. Burada ne var? Karpuz. 20 ton karpuz aldık. Porto Vecchio mudur nedir? Oraya götüreceğiz. Evet, yükümüzü teslim alalım. Evet, böyle iyi. Şimdi geri geri yanaştıralım dorseyi. Ufak ara gazlarla. Bu arada kapanışımı da yapayım ben. Evet dostlar, güzel sohbetli muhabbetli bir video oldu. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Instagram Kadir Karaman official hesabı da takip ederseniz ayrıca sevinirim. Diğer videolarımızda, maceralarımızda yeniden buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Yanaşamadık. Şöyle biraz daha toparlarsak kurtaracak gibi. Şöyle öne alayım. Düzleyelim aracı. Tamamdır, bu yeterli.